Evet, şimdi mRNA şu. Şimdi ben ilk tabii bundan önceki ruhsatlı gerçek anlamdaki klinikte uyguladığımız çocukluk dönemi olsun, diğer aşılar olsun. Bunlarda herhangi bir tereddütümüz yok tabii. Elbette onların da olası kabul edilebilir yan tesirleri var. Ancak bunlar tabii yıllardan beri uygulanan hepimizin çocuklarımıza, çoğumuzun diyeyim, hepimizin demeyeyim de çocuklarımıza, kendimize uyguladığımız şeyler. Bunların hiçbirinde mRNA teknolojisi kullanılmadı. Ya da mRNA prensibiyle oluşturulmadı. mRNA nedir? mRNA şu. Biliyorsunuz bir DNA'mız var. Bu DNA'mızda genler var. Yani DNA zincirlerinde, kromozomların içerisinde. Yani bu bizim yaşam şifrelerimiz, yazılımımız. Yüce Allah'ın her bir insan için farklı şeyleri var. Gen sıralamaları var. Amino asit zincirleri var. Şimdi dolayısıyla bir de RNA var. RNA ise DNA'dan kopyalanır ve protein sentezlerinde, amino asit sentezlerinde kullanılan bir şeydir. Yine vücudumuzda, hücrelerimizde bulunan yapı taşlarından bir tanesidir. Peki kaç çeşit var? Bir, mesajcı RNA var, mRNA. İki, tRNA var, transfer RNA, taşıyıcı RNA. Üç, rRNA var, ribozomal RNA. Şimdi bunların farkları ne? Şimdi ben mRNA ile ilgili ilk çıktığı zaman önce şunu sorguladım. Dedim ki neden mRNA? Yani bu inaktif olabilirdi, zayıflatılmış olabilirdi, daha önceki aşılarda olduğu gibi ya da virüsün ya da bakterinin bir parçası kullanılabilirdi veya onun bir başka virüs vektör ya da taşıyıcı olarak kullanılarak üretilmesi de olabilirdi ki Moderna ile BioNTech dışındakilerin hepsi bu saydıklarımda aynı şeyde kullanılıyor. Aynı mekanizma ile, aynı mantıkla oluşturulmuş. Neden mRNA? Yani mesela madem mRNA ise niçin tRNA değil, taşıyıcı ya da diğer rRNA değil? Şimdi burada çok önemli bir fark var. Ben bunu ilk açıkladığım zaman yine bu konuda da herhalde etik dışı açıklama yaptım diye bayağı bir eleştiriler geldi. Hatta insan tabii üzülüyor. Tıp fakültesi birinci sınıf talebesi bile bildiği bir şeyi bu koskoca hoca, koskoca hoca değiliz ama hani bu profesör bile yanlış biliyor şeklinde eleştiriler geldi. Şimdi ben onu anlatayım size. Önce bunu sorguladım. Dedim ki niçin mesajcı RNA var içinde? Şimdi vücutta şöyle bir şey oluyor. Protein sentezinde. Önce DNA'mızdan bir kopya yapılıyor. Bu kopyada oluşan bir RNA zinciri var. Bu RNA zincirine biz mRNA diyoruz. Peki DNA'mız, genlerimiz nerede? Hücremizin çekirdeğinde, iç kısmında. Kromozomların içinde bulunan en hassas bölümüdür bu. Bu mesajcı RNA ne yapıyor? Çekirdekten sitoplazmaya, yani hücrenin sıvı kısmına geçiyor. Orada ribozom dediğimiz bazı minik minik yapılar var. Oradan da işte diğer çeşit RNA'larla birlikte birleşerek buradan o hedef molekülü oluşturuyorlar. Burada çok önemli bir ayrıntı var Ece Hanım. Ben hemen direkt o aklıma geldim. Dedim ki ya neden mRNA var, diğerleri yok, mesajcı RNA var. Mesajcı RNA'nın diğer RNA'lardan farkı çekirdek kısmına girebilmesi. Yani hem çekirdekten sitoplazmaya gidebiliyor ama diğer taraftan sitoplazmadan çekirdeğe de girebilir. Hücrenin sıvı kesiminde. Peki girsin ne olacak? Orada genlerimiz var. Orada üremeyle ilgili genlerimiz var. Kanser önleyici genlerimiz var. Pıhtılaşma ile ilgili, damarla ilgili, organların çalışma. Her şey orada zaten. Yani bizim zayıf noktamız, bir taraftan da bizi insan yapan bölüm orası. O zaman tabii ki şüpheler, soru işaretleri çoğalmaya başladı. Ve ben bunu katıldığım yayınlarda anlattım. Dedim ki hedef genler dedim. Neden dediler işte soru sordu. İşte mRNA'daki için söylüyorum ben, diğerleri için. mRNA aşıları için, aşı adayları için. Ve bu mekanizmayı anlattım. Hani böyle olma ihtimali var dedim. Ondan sonra en son yine bu konudaki tabii ki o çok büyük bilim insanları, yani bu benim buluşum değil, elbette öyle bir şey iddia edemem. Ve bu konudaki saygın bilim adamlarının onu da gönderirim ben size. Ve bunun birebir benim anlattığımın aynısını teyit edici özellikte olduklarını vurguladılar. Şimdi mRNA'nın öyle bir riski var. Bir, genlere ulaşabiliyor.
Peki diğer aşılarda böyle bir şey var mı? Söz konusu bile. Çünkü mRNA içeriyor. İkinci özelliği şu. Şimdi peki mRNA. Peki mRNA ne? Buradaki mRNA ne? Her bir proteine özgü var. Buradaki BioNTech ve Moderna'daki mRNA neyi kodlayan, neyin genetik materyali? Virüsün spike proteini. Niçin spike oldu onu da anlamıyorum ama başak proteini olarak. Başak aslında güzel bir kelimedir ama burada maalesef başak adını almış. Bence dikene daha çok benziyor ama başak proteini deniyor. Başak proteini niçin önemli? Virüsün hedeflediği hücrelere yapışmasını sağlıyor. Tutunuyor, ondan sonra içeriye giriyor. Yani çok önemli bir yapısı bu. Ve ne yapılmış? Basit olarak şöyle düşünülmüş. Demişler ki biz bu başak proteininin RNA'sını oluşturalım. Bunu da mRNA yapalım. Aslında diğerlerini de yapabilirler ama mRNA yapalım. Biz bunu hücrelerimiz alsın, savunma sistemi hücrelerimiz ve buna bağlı olarak antikor üretimini sağlasınlar. İkinci mantık bu. Biraz masum gibi geliyor ama aslında değil. Çünkü hücrelerimiz sürekli bu proteini, bu başak proteini salgılamaya başlıyorlar. Ona karşı antikorlar gelişiyor ve bu antikor gelişimi sürekli oluyor. Yani kısır bir döngüye giriyorlar. Peki üçüncü şey ne? Bu aşı adaylarındaki BioNTech ve Moderna'daki. Bunun üzerinde pek değinilmiyor. Onu da ben dile getireyim. Tabii ki ilk bulan ben değilim. Söz konusu bile değil. Bunlar nanopartikül adı verilen nanokapsüllerin içinde muhafaza ediliyor. Çünkü siz bunları direkt olarak çıplak bir şekilde enjekte ettiğiniz zaman onlar hemen ortadan kaldırılır. Onlar bir kapsül içerisinde vücuda veriliyor. Peki bu kapsülün yapısını ne oluşturuyor? Siz kulağınıza gelmiştir. Ben bizzat da şahit oldum. Bu BioNTech'ten sonra enjeksiyon yapılan yerde metalin tutulduğunu görüyorsunuz. Ben bugüne kadar işte aşılarımız oldu. Hiç böyle bir şey. Belki dikkat edemedik ama hiç öyle bir bildiri de gelmedi. Öyle bir yayında okumadım. Burada metal buraya birleşiyor. Metali tutuyor. Yani iletken bir şey var içeride. Yapılan yerde. Tabii araştırdık, baktık. Bizzat ben de şahit oldum. Hatta şöyle söyleyeyim size. İngiliz anahtarı tuttu. Fotoğrafı da var bende. İngiliz anahtarı ağırdır biliyorsunuz. O tuttu buraya, yapıştı. Enjeksiyon yapılan, aşının yapıldığı yerde. Neden biliyor musunuz? O nanopartiküller kapsülü oluşturan yapı grafen oksit. Grafen oksit ne? Grafen oksit harika molekül olarak bilinir. Dünyanın en hafif ve en iyi iletkenidir. Şimdi bunları okuduğunuz zaman her şey yerli yerine oturuyor. Yani siz bir anlamda iletken haline geliyorsunuz. Tabii ne gibi şeylere yol açabilir onu bilemiyorum ama sonuçta bir iletken madde içeriye verilmiş. Şimdi peki temel mantığı neydi? Temel mantığı şu. Hiç genlere gitmesinden mümkün değil deniyordu. İletken konusunda zaten değinilmiyor. Bunun koruyucu olma özelliği BioNTech ve Moderna'nın yani mRNA aşılarının koruyucu olma özelliği şu. Spike proteini yani başak proteinini kodlayan RNA bizim savunma hücreleri tarafından alınacak ve ona karşı antikor geliştirilecek ve bir başka virüs yani aynı koronavirüs girerse ya da varyant ya da ne o hangisi ise koronavirüs girdiği zaman o başak proteinleri tanıyacak antikorlar ve bir anda virüsü ortadan kaldıracak. Yani Uğur Şahin açıkladı, Serhat Fındık açıklamadı. Uğur Şahin açıkladı. Peki evet, 6 ay içinde yeni varyant için yeni aşı dediler. Çok güzel. Bakın çok güzel bir noktaya değindiniz. Peki ülkemizde hangi BioNTech Pfizer aşısı yapılıyor? Eskisi. Yani peki ülkemizde hangi varyantın baskınlığından bahsediliyor? Şu an Delta Plus'tan bahsetmeye başladılar. Delta'yı ve onun etkisi olduğundan bahsetmeye başladılar aşı. Ama ne diyorlar? Devam et. İşte mRNA aşısından şey olması evet. Gerekiyordu. Aynı. Şimdi bunu üreten kişi söylüyor. Diyor ki Delta varyantı etkisiz diyor. Zaten etkisiz olduğu belli. Çünkü siz bunu arttırdıkça sayıyı Delta varyantlı insanların sayısı da artıyor. Ama diyorsunuz ki hayır olsun üçüncüyü de olun, dördü de olun. Hep aynısı ama bu. Bir hatayı yapıyorsunuz, yanlışı görüyorsunuz. Ama aynı hatayı tekrar yapıyorsunuz. Tekrar yanlış çıkıyor.
Hayır diyorsunuz, bir daha yapalım bakalım ne olacak. Yine yanlış. Bu sefer delta oldu, delta plus. Yine yaparsanız bu sefer ne olacak? Onun ismini ne koyacaklar bilmiyorum. Yani ben bunu demiyorum. Yani delta varyantına etkisiz demiyorum. Ben dolaylı yoldan bilgilerimi toplayarak... Uğur Şahin'e de yakında soruşturma gidebilir. Türk Tabipler Birliği'ne buradan çağrı yapıyorum. Uğur Şahin de çok etik dışı hareketlerde bulunuyor. Yani evet, sizin tavsiye ettiğiniz aşıyı, tereddütler giderilmesin dediğiniz şeyi, tereddütler giderilsin, herkes net olsun. Ama aşıyı üreten Uğur Şahin diyor ki, hiç merak etmeyin diyor, ben 100 gün içinde bir tane daha oluştururum diyor. O zaman delta varyantına etkili olur diyor. Şimdi bu nasıl bir mantık? Siz sorgulamaz mısınız? Ben sorguluyorum ve bana mantıklı gelmiyor. Siz bunu şeyi yapıyorsunuz, aşıları yapıyorsunuz, diğerlerini yapıyorsunuz ve varyantlar artıyor. Hangi ülkelerde artıyor bu? En çok aşılanan ülkelerde. Ama siz hala çözüm olarak da aşıyı daha fazla yapın diyorsunuz. Eğer istemeyene de PCR testi yaptıralım diyorsunuz. PCR testi zaten teşhiste yeri yok. Nasıl bir şey yani bu şimdi? İletken var içeride tabii ki. Grafen var içeride. Grafen vücuttan atılmıyor. Bazen soruyorlar bana, hocam yani biz bunu işte olduk, bize kızacak mısınız? Ya ben size niye kızayım? Sonuçta siz buna karar vermişsiniz, olmuşsunuz. Bakın bana bir tane şey gösterin. Deyin ki hocam siz böyle bir hastaya işte olmayın dediniz, kızdınız bilmem ne. İnanın bana, ben mesleğimi falan bırakırım yani. O kadar net söyleyeyim size. Hani etik dışı, tehdit edici, bilmem abuk subuk şeyler söylenmiş ya. Bir tane kanıt göstersinler benim ağzımdan böyle bir şey çıktığını. Ben mesleğimi bırakırım. Ama bana bu iftiralarda bulunanlar da aynı şekilde bıraksınlar o zaman. Ben hiçbir zaman öyle demem. Ben şunu söylerim. Ben bunları tavsiye etmiyorum. Neden tavsiye etmiyorum? Doneleri söyledim size. Biraz önce de söylediniz. Evet, öyle bir söylenti de var. Doğruluk payı da var. İletkenlik, programlılık. Çünkü grafen var içinde. Yani dışarıdan verilen bir dalgayı iletebilecek bir şey koyuyorsunuz vücuda. Bunların da çalışılması lazım. Doğruluğu varsa. Ben doğruluğu olduğu yönünde yayınlar okudum. Ama yanlış da olabilir bu. Tabii. Bu şeyin, mRNA aşılarının dip kısmı böyle. Yani bir kısmı derken bir açıdan bu şekilde değerlendiriyorsunuz. Diğer açıdan konuştuk. Bir de genlere girme. Bence en tehlikeli kısmı genlere girme kısmı. Kesinlikle.